Şükrüleri mi aradın? Hı, hmm. Çıkmışlar herhalde. Çalıyor cevap veren yok. Hadi bakalım hayırlısıyla gitsinler. Kıskandım vallahi. Biz niye gitmiyoruz seninle bir yerlere Şevket? Gideriz. Zeytinyağı işi var. Atlarız arabaya Edremit, Ayvalık, Bodrum dolaşırız. Hadi bakalım. Şükrü'ye bir çalışma şevki geldi son günlerde ama Allah bozmasın. Ara sıra okşamak lazımmış adamı. Aman bir daha olmasın öyle şeyler. Ne tadımız kalıyor ne tuzumuz Şevketçim. Takılıyorum canım. Kapıcı mı? Hacer olabilir. Erken geldi. Evet nasıl oldu? Her seferinde bin türlü mazeret bulur. Aa Nimet! Hayrola Nimetciğim? Şaşırdın diye mi özür dilerim sabah sabah. Estağfurullah Nimet Hanım buyurun. Ay çok özür dilerim Şevket Bey. Sizi rahatsız etmek istemez mi? İçim yanıyor ne yapayım? Cık, ağlama Nimet. Aa, Nasıl ağlamam? Dayanamıyorum artık. Öldürecek beni bu Raşit kıskançlıktan, öldürecek. Bırakın artık şu saçma sapan kıskançlıkları Nimet'ciğim. Gel otur şöyle, gel. Hadi. Allah belasını versin onun. Ne saçması şekerim, meğer ne canavarmış. Şevket kolonya ver. Nerede o? Aynanın önünde. <laughs> İstemiyorum, tabilim kalmadı o adama. Gebersin inşallah. Nimet'ciğim sakin ol lütfen. Ah. İstemiyorum gebersin. Taciz tamam. bu, taciz bana yaptı. Taciz mi? Değil kavuşlarına. Tamam tamam. Ah. Sizi de huzursuz ettim sabah sabah. Ama ne yapayım? Başka da derdim acaba kimsem yok. Aç Mehmetciğim, ah. aç rahatla. Ah. Rahatla, rahatla. Ah bana ne laflar. Geberi tahta kafa. Ne eziyet sabaha kadar. Hakiki cana varmış. Ne şimdi o? Şirkete gidiyorum dedi, ne bileyim, İnanılmaz ki lafına. <laughs> Şirkete mi gitti? Bulurum ben şimdi onu. <laughs> Aman istemem, benden bulurum, uzak bulurum. dursun. Gitsin, nereye giderse. Olur olur. Gel canım, gel. <laughs> gel babam, sen şey yorulma. Hadi Seyit abi, kimse gelmeden çıkalım. Telaşlanmayın, Şükrü Bey seyahate çıktı, bugün kimse gelmez. Al babam şunu, altına yayarsınız bir güzel. Ha, bu iyi oldu, sağ ol Abbas efendi. Sen sağ ol babam. Hadi inşallah işiniz rast gider de okunur kitaplarınız. Kitap okunmaz mı kurban? Nasıl iş? İnsanlık bunlarda. O kolay gelsin. Hoş geldiniz Ergun Bey. Satışa mı? Çıkıyoruz şimdi Ergun Bey. Hadi bakalım, pazarı da çevirdiniz burayı da. Topları müdürüm affedersin, kalmaz bir şey. Hadi bakalım Abbas Bey, bırak kitapçılığı da bir çay ver bize. Bağış üstüne müdürüm, derhal. Aman çocuklar, Şükrü Bey de yok bugünlerde laf getirmeyelim. Merak etme sen babam, evet Allah. Bitti Ergun Bey, hemen gidiyoruz. Hadi Seyit abi. Hadi babam, bismillah. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Yağmur falan yağmaz da inşallah. Hadi inşallah. Memleketin haline bak. Bir açık öğretimde, öteki devamlı açıkta. Merhaba arkadaşlar. Bir çay da bana ver Abbas. Koş ver onu bana. Maşallah erkencisiniz efendim. Uyuyamadık ki Ergun. Vah vah. Günaydın Raşit Bey. Günaydın Demetciğim. Gazeteler nerede? Nerede Demet? Şükrü Bey'in odasında. Hah, buyurun efendim. Çayınız da geliyor şimdi. Sağ ol Ergun'cığım. Uyuyamamış beyefendi. Kavga etmeyin Nimet Hanım'la herhalde. Bana da öyle geldi. Birden bire çapkın havalarına girdi adam. Farkında mısın? Aman kim bakar ona? Para kızım para. Midesine tüküreyim. Heh. Gel. Nasılsınız efendim? Sağ ol Ergun'cum iyiyim otur. Teşekkür ederim. Şükrüler gitti mi? Bu sabah gidecekler de efendim. Uçakta olmaları lazım. Hadi bakalım hayırlısıyla. İş olsun değer Ergüncüm. Aman efendim aman. Gel Abbas. Öğretemedim sana şu kapının ne zaman vurulacağını. Özür dilerim müdürüm. Öğren bulun artık Abbas. Ver şeyini Raşt Bey'in. Ne demiş rahmetli Atatürk İngiliz elçisine? Bu millete her şeyi öğrettim. Şu garsonluğu öğretemedim. Ya efendim ne güzel demiş. Biz burada garson muyuz affedersin? Hadi Abbas cahil cahil konuşma. Çık içeri. Tövbe. Çok şımardı bu adam ya. Yüz vermeyin bu kadar. Veririm ben şimdi onun dersini efendim. Siz merak etmeyin. İçin çayınızı. Şey, uyuyamadı dediniz Raşit Bey. Hayrola, sıkıntılı bir durum mu var? Var Ergun'cum, var. Nimet'in kıskançlıklarıyla uğraşıyoruz laf aramızda. Tabii efendim, ne demek? Üzüldüm. Her erkek çapkınlık yapar Ergun'cum fırsatını bulunca. Sen yapmaz mısın? Ben... Yok efendim, bizden geçmiş. Yedi çocuk da nerede? Yedi çocuk mu? Ne yaptın sen Ergun? Memleket ekonomisi bu yüzden belini doğrultamıyor işte. Öyle efendim öyle. Cahillik. Hadi bunu da aldırmayalım. Hadi bunu da Allah rızkını verir derken... <laughs>